Evet arkadaşlar, uzun zamandır bir video çekmemiştim. Video isteyenler oldu. Şimdi biraz da vaktim de var bugün. İzinliyim, salı gün bugün. Bugün ne yapacağız? Bugün ben bir şey aldım. Karavana anneni aldım. Türkçesi ne oluyor? Onu göreceğiz, göstereceğim sonra. Anneni almaya gideceğim şimdi. Anneni üzerime kaydedeceğim. Bugün işim o. Bir de Anhanger'e lastik aldım iki tane. Onları taktırabilirsem bugün onu taktırmaya uğraşacağım. O yüzden bugün benimle gelin. Bakalım ben bir günüm nasıl geçiyor. Siz de görmüş olursunuz. Evet, karavanımız bu. Şimdilik bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnelim. Hadi bakalım. Karavanımız biraz pislendi. Hafta sonu Münih'teydik. Ailece. Bir dakika şu kemeri takayım. Evet. Bismillah. Münih'e gittik. Bayern Münih'in sahasına, stadyumuna gittik. Orada ailecek biraz gezdik. Çocukları gezdirdim. Bismillah. Ondan sonra şimdilik dediğim gibi izinliyim. Zamanım var. Bunu da değerlendirmem lazım. İzin yolu videosu soranlar oldu. Gelecek inşallah. Nasip olursa tabi karavanla bir izine gitmek istiyorum bu sene. Yazın mı olur, kışın mı olur onu bilmiyorum daha. Ama onun için hazırlık yapmam lazım. Türkiye'ye gidersem Allah izin verirse arabayla kesinlikle bende bir tane ATV motor var. ATV motorunu da götürmek istiyorum. O yüzden buna bir çekici aldım işte. ATV'yi üzeri yüklemek için. Şimdilik o çekiciyi almaya gidiyorum. Onu kayınbabamdan aldım daha doğrusu o çekiciyi. Lazım değil daha ona ya da çok fazla kullanmıyor. Ama üzerindeki lastikler eski lastikler 14 yıllık. O yüzden ATV'yi üzerine yüklersem Türkiye uzun yolu gidersem falan 5-10 bin kilometre yol yapacağım. Lastikleri iyi olması lazım. Aldığım lastikler de size sürpriz olsun. Onları sipariş verdim geldi. Onlar için de size sonra birkaç laflar söyleyeceğim. Almanya'nın güzel yeşilliklerinde biraz gezdireyim. Burası bizim eve çok yakın. 1 kilometre falan yok. Evden çıkalı hani daha aslında dediğim gibi. Burada benim kayınbabamın akrabasının evine gidiyoruz. Bizim evin önünde yer olmadığı için o şey için. Dedi ki bize bizim evin önünde kalabilir. Orada bir kuruluk var. Kuruluğun içinde ya da altında çekici mi deniyor bilmiyorum artık. Onu almaya gidiyorum. Az kaldı hatta şu tarafta. Bakalım bu büyük arabayla oraya sığabileceğim evin önünde. Herhalde olabilir. Biraz yeşilliklerin içinde. Küçük bir köprü var. Buralardan yürüme yapıyoruz. Eskiden çocuklar küçükken burada çok yürüyorduk. Yürüyüş yapıyorduk. Bisikletlerle geziyorduk. Evet. Evi de şu ev. Onların evi. Şu evin yanında sağ tarafta da oraya bir giriş yapmam lazım ama buraya geri gireceğim. Evet şurada şu yoldan giriş yapmam lazım. Bakın şu ara yolda. Evet geri döneyim sonra bir daha çekerim. Evet buraya geldik bakın. Buradan bir giriş yaptım. Şöyle çekeyim. Şu yoldan geldim. Araba burada. Karavan da o arkada. Karavan diyorum çekici. Artık Anhanger Türkçesi neyse yorumlarını artıran siz yazın. Belki bu akşama kadar öğrenmiş olurum. Aldığım şey bu. Dediğim gibi bunu buradan çıkarmam lazım şimdi. Bayağı otlar da büyümüş. Üzerinde ne var? Çöp mü var? Görüyorum. Evet biraz çöp var. Kayınbaba sağ olsun. Çöp de bırakmış üzerinde. Ama olsun. Ya bunu takayım karavanın arkasına. Ondan sonra bir daha görüşürüz. Evet, nihayetinde arkadaşlar Anhanger'e taktım ama tere suya karıştım. Durum bundan ibaret, buyurun bakın. Taktım, karavanla da ilk defa bir Anhanger çekeceğim. Çıkartamadım buradan. İçinde ağır çöpler olduğu için onu bakalım ne yapacağım. Şimdilik buradan çıkmam lazım, araba burada. Bu lastikler için de size bir şey söyleyeceğim, bunları yeni aldım. 2000-3000 kilometre tecrübem var. Böyle yerler için aldım, böyle şeyler için aldım. Çimende falan kamp yaptığımız için ötekiler batıyordu, kayıyordu. Bunlar biraz off-road tekerleri.
Buradan herhalde çıkar, problem olmaz diye düşünüyorum. Durum böyle. Tamam gidiyor. İleride bir daha çekerim. Evet arkadaşlar. Şimdi şeye doğru gidiyorum. Anhengeri üzerime açacağım. Terminim var. Landratamp diyorlar. Türkçesini bilmiyorum ustalar, kusura bakmayın. Orada bu arabanın anhengerin üzerime alacağım. Türkiye'ye giderken problem yapmasın diye. Sınırda falan, Bulgaristan'da falan biliyorsunuz. Üzerime olmadığı zaman sıkıntı oluyor. O yüzden üzerime alacağım. Sonradan bugün olursa inşallah lastikleri üzerine taktıracağım. Ya. Ama şimdi bakın size ne göstereceğim. Arkada ilk defa çekiyorum bu arabayla, karavanla anhenger. Bakın şurada kamera var. Biraz ileride ormana bir gideceğim. Oradan şimdi güneş vuruyor, pek görünmüyor. Hani sizin için ben iyi görüyorum da. Arkadaki ne yaptığını hep görüyorum, yani süper bir şey. Arka kamerayı açtım. Bir dakika, şurada biraz gölgelik gelsin. Siz daha iyi görürsünüz. Güneş vurmasın. Evet. Şimdi bakın, belli oluyor mu? Arkadaki anhenger kameradan görünüyor. Çok süper bir şey. Gayet şu an 80 gidiyorum. Sakin bir şekilde arkada geliyor. Sallama falan, titreme hiçbir şey yok. Dediğim gibi bunun üzerinde ATV'm olacak. Arkada var mı yok mu zaten hiç belli etmiyor bu arabada. Arabanın kendisi zaten 3,5 ton ağır araba. Arkadaki de birkaç yüz kilo anhenger. Zaten dediğim gibi farkına bile varmıyorsun. En fazla yakıttan belki, ama öyle bir tecrübem yok. Onu da zaten bir hafta sonra falan bir geziye gideceğiz İtalya'ya. Insel Elba diyorlar. Hani bir adaya gideceğiz. Orada karavanı da götüreceğim. Bakalım müsait olursam orada bir video çekerim ve tecrübelerimi sizle paylaşırım. Dediğim gibi şu an devam. Gelin benimle. Evet arkadaşlar. Anhengeri üzerime açtım. Ona 20 euro para verdim. Şimdi benim üzerime o. Şimdi o dediğim gibi Türkiye falan gidecek olursam sıkıntı olmaz. Lastikçi dedim. Benim garajımda lastiği aldım. Size onu göstereceğim. Bunun için lastik aldım. Bunlar 14 senelik lastikler söylediğim gibi. Profili sıfır gibi yeni ama eski olduğu için dediğim gibi rizikoya girmeyeceğim. Aldığım lastikleri size şimdi göstereyim. Dedim mümkün olduğu kadar Türk lastiği alacağım diye söyledim. Aldım markası da ustalar. Lassa Multiways. Ya ekstra Türkiye'den getirttirdim. Biraz milliyetçi olmak lazım bu zamanda. Profili de şu. Şöyle göstereyim size. Ne diyor? 185R14C 102, yani bayağı bir Almanya'da Klein Transporter lastikleri diyorlar. Hani bir de şey görüyorsunuz. Biraz off-road tekerine benzedi. Benim şu karavandaki gibi. Şu kenarları da aynı şu gördüğünüz zaman, şöyle baktığınız zaman şu benim tekerleri andırıyor şu arabanın. Bayağı da benziyor birbirlerine kenarda. O yüzden birbirine uysun diye bu lastiği aldım. Bir de bunlar 4 mevsim teker. Bayağı dişli lastikler bunlar. Belki 10 milim rahat var şeyi. Yaz lastikleri 7 milim biliyorsunuz. 4 mevsim yaz kış her zaman kullanabiliyorum. Parasını soracak olursanız ucuz lastikler değil. Neden değil? Çünkü 14'lük olduğu için bunlar zaten fazla satılmıyor ve kullanılmıyor. Ne kadar verdim? Daha demin 188 euro para verdim. Bu ikisine. Hani tanesi 90 küsür euro lastiğin. Ucuz değil. Ya. Şimdi ne yapacağım? Bu araba 10.000 kilometreye geldi. Fiyat diyor her 40.000 kilometre yağını değiştir. Ya da 2 senede servise bakıma gel diyor. 10.000 kilometreye geldi. Ben şimdi buna yağ ısmarladım. 7 litre yağ alacağım. Bir de yağ filtresi. O da şuradan 300-400 kilometre ileride bir parçacı var Sebahattin diye arkadaş. Ondan gidip yağını alacağım. Garajda dursun. Lazım olduğu zaman değiştireceğim. Arabaları bugün yine şöyle anhenger, lastik şu an 200 euro para verdim. 110 euro şeye vereceğim, yağa vereceğim şimdi, yağla yağ filtresine. Ne diyor, 300 küsur euro yine bugün arabalara para harcadık.
Ya ama şart. Ne yapacaksın? Evet. Şimdi yağı alayım. Lastikleri taktırabilirsem bugün onu da çekeceğim. Olmazsa videoya yarın devam edeceğim. Arkadaşlar videonun sonunu getirmeye karar verdim. Yarın lastikleri, bugün taktıramayacağım lastikleri, yarına kalacak. Ama en azından lastikleri görmüş oldunuz. Bugün hangi işlerin peşinde dolaştığımı görmüş oldunuz. Değerlendirmek istedim bugün boş zamanımı. Bugün işe gitmedim. Hatta bu hafta gitmeyeceğim işe. Mesai saatimi kullanmak zorundayım. O yüzden hafta ortası zamanım olmadığı işlerle bugün ilgilendim. Fazla avuş avuş işler olmasa bile zaman istiyor bu işler. Zaten sizi bilmem de zaman zaten çok az, nadir bende. O yüzden değerlendirdim. Güzel bir gün oldu. Biraz gezdim, kafa dolandırdım. Biraz işte hani bu da böyle video oldu ustalar. Ya hayatımdan bir parça görmüş oldunuz. İleride dediğim gibi bu arabanın yorumlara yazarsınız. Eğer ilgi varsa jant lastik olayları, hangi ebat, kaç nasıl diyeyim, hangi lastik markası falan filan, merak edenlere ayrı bir video yapabilirim. Ya, evet ustalar, şimdilik benden bu kadar. İleride yakın zamanda görüşmek üzere.